orada ne çıktıysa hepsi. Büyük bir şatel. Büyük. Alanın içinde ring var mı? Bagajı var, kapama olacak. Gastronomi nasıl bu? Son kat gastronomi akademisi, işte tek akademisi ve diğer katta restoran, kat ve satış ürünleri şeklinde. Günümüze kadar rölyeflerle, resimlerle, buna benzer plastik sanatlarla anlatmaya çalışacağız. Yukarıda da doğudan batıya medeniyetlerle anlatmaya çalışacağız. Ben bu kadar güzel bir coğrafyada, bu kadar güzel bir kartpostal teşkil eden bir expo olacağını doğrusu tahmin etmiyordum. Çok olumlu yönde sürpriz geldi bana, çok beğendim. İnşallah sürdürülebilirlik açısından da Hatay'ın ileride bütün etkinliklerini burada yapabileceği müthiş bir yer kazanmış oluyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da Expo süresince elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Tiyatro, müzik, konser, artık aklımıza ne gelirse her türlü sosyal etkinlik açısından Hatay'ın yanında olacağız inşallah. Şimdiden çok büyük başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum bütün ekibi. Güher Şahin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanıyım. Şu an Hatay Expo 2021 için İller Bahçesi'nde yerimizi aldık. Bize tahsis edilen 1006 metrekarelik alanda Mersin'in tarihi, kültürel ve bitkisel dokusunu anlatan bir proje uyguluyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan Cennet Çukuru. İçerisinde Kız Kalesi'ni sembolize ettik. Doğudan batıya Mersin'i burada anlatmak istiyoruz. Gelen misafirlerimize geldikleri zaman Mersin'in tarihini, kültürünü ve bitkisel dokusunu burada sunmak istiyoruz. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörüyüm. Ben İspir Özdülger. Burayı görmek, sizlerle tanışmak, bu yaptığınız emeğe, çalışmayı görmek hem de kendi alanımızı da bir görüp değerlendirmek, bir bakmak istedik. Gerçekten güzel bir çalışma. Elinize sağlık. Emek veren herkesin büyük bir alana kurulmuş, ileriye dönük çok güzel etkinliklerin ve performansların da sahnelenebileceği, yapılabileceği alanlar, yerleşkeler oluşturulmuş. Buraların değerlendirilmesi gerek doğa ile gerek sanatsal etkinlikler yaparak değerlendirilmesi de hepimiz için kıymetli olacak. Bu anlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ekibimiz olarak bu çalışmayı canlı canlı görmek, sizlerle görüşmek ve tanışmak da ayrı bir mutluluk oldu. Kolaylıklar diliyorum. Açılışta güzel bir Expo'nun şöleni yaşansın isterim. Teşekkür ederim.